Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kesin hesap kanun teklifi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Televizyonları başında bizi izleyen, takip eden bütün yurttaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, yaklaşık 55 gündür Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazinesini eksi 46 milyar dolara düşüren, dış borcu 444 milyar dolara çıkaran, enflasyonu %84'e zıplatan, fakirinden 95 milyar alıp zenginine veren, üretici enflasyonunda Türkiye'yi şampiyon yapan, tarımı, kurumları çökerten, gençlerimizi işsiz bırakan, bütçesinin 659 milyar açık vereceği şimdiden kesin olan, ben ekonomistim diyen Cumhurbaşkanı'nın imzasını taşıyan bütçenin görüşmelerini yapıyoruz. Değerli milletvekilleri, bu bütçeyle ilgili peşin olarak şunu söyleyeyim. Enerjisini kaybetmiş, heyecanını yitirmiş, yorgun kadroların yapmış olduğu bu bütçenin Türkiye gerçeklerini ve Türkiye'deki sorunları çözecek kapasitesi yoktur. Bu bütçede mazlumdan yana, yoksuldan yana, kadınlardan ve gençlerden yana bir ruh yoktur. Bu bütçenin Türkiye'deki gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracak ne takati vardır ne de dermanı vardır. Değerli arkadaşlar, bakınız, bu bütçe entübe bir bütçedir. Bu bütçe göz boyama bütçesidir. Bu bütçenin gözü milletin cüzdanında ve cebinde olan bir bütçedir. Şimdi siz bu bütçeyle tercihinizi faizden, zenginden ve yandaştan yana kullandığınızı açıkça niyetinizi ortaya koymuşsunuz. Bu bütçede vatandaşa bol miktarda vergi öngörüyorsunuz. Bakınız, 2023 yılında Türkiye'deki yurdum insanı bir dakikada tam 6 milyon 83 bin 162 lira, bir saatte 364 milyon 989 bin 733 lira vergi ödeyecek. Peki bu vergiler nereye gidecek? Vatandaş vergi ödeyecek. Ancak bu vergiler, bu paralar kime gidecek? Yandaşa gidecek. Koyu şirketlerine gidecek. Şimdi biz bu bütçeyi konuşurken vatandaşın gündemi ne? Vatandaş yüksek faturalar, zamlar, hayat pahalılığıyla mücadele halinde. Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri, bakınız, demokratik bir ülkede bütçe görüşmeleri bütçe hakkı temelli, özellikle yürütmenin millete hesap verdiği, meclisin de yasamanın da millet adına hesap sorduğu görüşmelerdir. Normalde yasamanın, yani bütün buradaki siyasi parti gruplarının yürütmeden milletin bütçe hakkı adına hesap sorması, paraların nereye harcandığının takibini yapması gerekiyor. Ancak bizim yapmış olduğumuz bu çalışmalar boyunca biz özellikle parlamentonun bu tarafında, iktidar kanadında böyle bir anlayış görmedik. Değerli milletvekilleri, özellikle iktidar milletvekillerine söylüyorum. Sizler bu kürsüde bu anayasanın üstüne yemin ettiniz. Bu anayasada ne var? Bu anayasada diyor ki, milletvekilleri seçildikleri bölgenin veya kendini seçenlerin değil, bütün milletin temsilcileridir. Yine ne var? Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı soru yoluyla denetleme yetkisini kullanır diyor. Peki iktidara baktığımızda, meclisin istatistiklerine baktığımızda nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz? Özellikle AK Parti'nin iktidar vekillerinin bu görevini yapmadığını görüyoruz. Bakınız, 27. dönemde 286 milletvekili bulunan iktidar partisi sadece meclis başkanına 15 tane soru önergesi vermiş, 18 araştırma önergesi vermiş. Yani 4,5 yılda 19 milletvekili oturmuşlar, ancak bir soru önergesi hazırlayabilmişler. İşte iktidar milletvekilleri olarak siz burada bu anayasal görevinizi eksik yapmışsınız. Ben buradan söylüyorum. DOP'un, GAP'ın, KOP'un milletvekilleri, sizin bölgelerinizde hiç vatandaşın sorunu yok mu? Esnafın sorunu yok mu? Çiftçinin sorunu yok mu? Bitmeyen projeler yok mu? Neden bunları sormamışsınız? Siz bunları sormadınız.
Bakınız bu görüşmeler boyunca ne yaptınız? Hesap soracağınıza hesap soran milletvekillerine saldırdınız. Bakanları alkışladınız. Onlara bu kürsüden teşekkür üstüne teşekkürler yağdırdınız, metiyeler dediniz. Oysa ki bu milletvekilleri, bu bakanlar ne yaptı biliyor musunuz? Birkaç başlığı hatırlatayım. Bakınız bu milletin 128 milyar dolarını buharlaştıran, 100 milyar dolarını arka kapıdan satanlar bunlar değil miydi? Türkiye'yi enflasyonda dünya şampiyonu yapanlar bunlar değil miydi? Çocuklarımızı aç bırakan, gençlerimizi işsiz bırakanlar bunlar değil miydi? KPSS sorularını çaldırarak gençlerimizin hayallerini çaldıranlar bunlar değil miydi? Ülkemizi siyasal haklar ve özgürlükler bakımından 41 OECD ülkesi arasında son sıraya düşüren bunlar değil miydi? Türk lirasını döviz karşısında kar gibi eritenler bunlar değil miydi? Bu ülkenin ormanları yanarken seyirci kalanlar bunlar değil miydi? Bu memlekette A'dan Z'ye her şeye zam yapanlar bunlar değil miydi? Peki siz bunların neyini alkışladınız arkadaşlar? Gerçekten milletimiz de anlamıyor, biz de anlamıyoruz. 2023 bütçesinde siz bu parayı alarak soruyorum bakanlara, siz EYT'linin derdini mi çözeceksiniz? Siz 15 milyon çocuğumuza bir öğün yemek mi vereceksiniz? Siz çarşının, pazarının ateşini mi düşüreceksiniz? Bunların hiçbirisini yapmayacaksınız. Siz bu paraları alacaksınız. Faiz lobilerine ve yandaş müteahhitlere vereceksiniz. Bakınız değerli milletvekilleri, bu kürsüde özellikle iktidar adına konuşan milletvekilleri, Sayın Canikli geldi buradan arabalardan, evlerden, altınlardan bahsetti. Neymiş? Vatandaş 241 ton altın almış. Ya vicdanınız korusun. Millet evine ekmek götüremiyor. Bakınız Anadolu'da, Türkiye'de gençler altın pahalı olduğu için artık neye mecbur kalmışlar biliyor musunuz? Gram altına, gram altına. Siz memleketi, çocuklarını gram altına, imitasyona, sahte altına mecbur bırakan bir iktidarsınız. İnsanlar nereden almış 41 ton altını? Kim almış? Yandaşlarınız almış. Kim almış? Zenginleriniz almış. Ancak vatandaşın gerçekten böyle bir alım gücü yok. Bakınız Sayın Canikli altından bahsederken keşke PTT AŞ'nin yandaş pırlanta AŞ'ye fonladığı 2 milyon doların da hesabını verseydin. Bu memleketin, bu milletin 2 bin dolarını siz kendi yandaş şirketinize fonladınız ancak hesabı sormadınız. Neden bu hesabı sorma gereği duymadınız? Bakınız iktidar vekilleri, burada çok rakam konuştunuz. Paradan, zenginlikten, israftan, şatafattan. Çok önemli birkaç veri söyleyeceğim size. Bakınız bu Türkiye'nin başka bir fotoğrafı. Türkiye'nin çocukları yoksul. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Türkiye'de 5 yaş altı çocukların %1.7'si akut yetersiz beslenme durumuyla karşı karşıya. Çocuklarımızın %6'sı kronik yetersiz besleniyor. Bakınız bu ülkede 3 çocuktan biri yoksul. Bu ülkenin 2020 itibariyle 7 milyon 378 bin çocuğu yoksul, yoksul, aç. Bu ülkede çocuklar aç. Vatandaş 14 milyon insanımız yetersiz besleniyor ve açlık sınırında yaşıyor. Siz Sayın Nebati, siz eğer bu çocuklara bu bütçeden pay verecek misiniz? Bu çocukların hakkını verecek misiniz? Bakınız millet işsizlikten, yoksulluktan kırılıyor ama siz burada lüksten, şatafattan kesinlikle geri adım atmıyorsunuz. Bakınız Türkiye'nin başına bir sistem getirdiniz. Bu başkanlık sistemi 2018'de getirdiniz. Sadece ekmek açısından bir değerlendirme yapacağım. Ekmek 2018'de 1.25, 2022 5 TL olmuş. Saray hükümeti, rejiminiz vatandaşın 182 ekmeğini yemiş, yutmuş. Hani siz milletin ekmeğini büyütmek için bu sistemi getirmiştiniz? Ne oldu? Yumurtadan, sütten, yoğurttan, bulgurdan vatandaş zararlı çıkmış, vatandaş hak kaybına uğramış. Bakınız artık vatandaşın Anadolu'da, vatandaşın tenceresinde et yerine dert, aş yerine taş pişiyor, taş. Bu sizin yaratmış olduğunuz Türkiye. Bu fotoğrafa iyi bakın değerli arkadaşlar. Bu bütçede bu insanlara pay verilmesi lazım. Bu insanların hakkının, hukukunun korunması lazım. Değerli milletvekilleri. Tamamlayalım lütfen.
Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi enflasyonla mücadele konusunda da iktidar her zamanki pişkinliğiyle bu sefer faturayı zincir marketlere yığmaya başladı. Ne diyor? Bu fiyatları uçuran zincir marketler. Peki soruyorum size, 2010 yılında bu hal yasasını değiştirip 2012'de yürürlüğe koyup bu zincir marketlerin tarladan rafa kadar bütün ürünleri taşımasının kim yolunu açtı? Siz açtınız. Bu mağazaların 42 bin şubesinin Türkiye'de izinlerini kim verdi? Siz verdiniz. Ancak siz bugün getiriyorsunuz, bu enflasyonu buna bağlıyorsunuz. Türkiye'de bakınız, bu başkanlık sisteminin iki kelimeyle anlatmak gerekirse bu başkanlık sistemi adaleti yok eden sistemdir. Bu başkanlık sistemi cumhuru kul, parayı pul yapan sistemdir. Sizin bu sisteminiz mutlaka değişecek. Bu sisteminizle siz zorba kararlar verseniz de siz cumhuriyet